Merhaba arkadaşlar, ben Ferdi. Bugün sizlere Audacity programı ile videonuzdaki cızırtıları nasıl kaldırabilirsiniz onu öğreteceğim. İlk olarak arkadaşlar gereken programlardan bahsedeyim. Audacity tabii ki gerekli. Onun dışında Camtasia Studio 8 programı lazım. Videoya sesi sonradan tekrar eklemekte kullanacağız. MP4 to MP3 programı lazım. Bu da ses dosyaları WAV olarak geliyor. Bunları MP3'e çevirmemiz lazım. Şimdi ilk olarak videomuzu çektiğimizde Bandicam ile çekmemiz lazım. Ya da Bandicam ile Flaps ile de çeksek olur aslında. Ben Bandicam ile çekenler için göstereceğim. Bandicam ile çekerken şuradaki ayardan ses kaydını seçeceksiniz. Ve aşağıdaki ses kaydı sırasında, işte kayıt sırasında ses kaydı yap bölümünü seçeceksiniz. Tamam'a tıklıyorsunuz. Ondan sonra video yaptığınızda, çektiğinizde mikrofonunuzun sesi oluyor bir tane. Bir tanesi de bilgisayarınız ve eğer biriyle konuştuysanız onun sesi. Hoparlörden gelen sesler, yani onları alıyor. İkisini ayrı ayrı cızırtılarını kaldıracağız. Bir de mesela sizin sesiniz arkadaşınızdan bazen düşük gelir. Böyle ayrı ayrı olduğu için Bandicam'in bu ayarı sayesinde, bu faydası sayesinde iki sesi ayarlayabilirsiniz. Yani kendi sesinizi arttırıp bunu düşürebilirsiniz falan, öyle ayarlarsınız. Şimdi videoyu çektim. Benim sesim ayrı, mikrofonun ayrı, ya da Fraps'le çektim, direkt ikisi de videonun içerisinde. Bunları ben nasıl cızırtısını kaldıracağım? İlk olarak MP4 to MP3 programını açın. Ben bunların hepsini, üçünün linkini vereceğim aşağıda, indirme linklerini. Eğer Bandicam ile benim çektiğim bir videoyu çektiyseniz ya da Fraps ile çektiyseniz, ilk bir Fraps'ı anlatayım. Tek video üzerine gelir bütün sesler. O videoyu buradan bulursunuz. Source File diyor. Burada seçip All Media Files diyoruz videonun olduğu yerde. O videoyu seçersiniz. Tabii ben ses dosyalarını ayrı ayrı yaptığım için teker teker bunların cızırtısını kalacağım. Eğer bir video üzerinde sesleriniz varsa videoyu seçip onu MP3'e çevirirsiniz. Onun sesini alırsınız. İlk olarak mesela bu Avi 1 diyor. Bu belki bir mikrofondur, belki de hoparlördür. Ben buna bakayım. Aç diyeyim şunu. Ondan sonra Convert'e tıklıyorsunuz seçtikten sonra. Burada zaten adının sonuna alttan tire 192 ekleyerek çıkartıyor. 2'yi de ben öyle yapacağım şimdi. All Media Files. Bu 1. Bu 2. Tamam, onu da çıkardı. Şimdi bu eskileri silelim. Onlar WAV çünkü bana MP3 lazım. Bu programla şu an için işimiz bitti. Şimdi Audacity programını açabiliriz. Şöyle bir çekeyim programı. Bu ses dosyalarını atacağım. İlk bir bunu yapalım. Bundaki cızırtıyı şimdi nasıl kaldırırız? Şöyle bir CTRL'ye basılı tutup mouse yuvarlağını, mouse tekerlerinin yuvarlağını çevirerek yakınlaşıp uzaklaşabiliyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir yere, herhangi bir yere tıklayın. Zaten imleç seçilidir programı açtığınızda. Buradan başlatın. Cızırtı geldiği yeri bulmamız lazım. Ama bir saniye dur. Video kısa olduğu için ben fazla yaklaştım. Yani o kadar yaklaşmamam gerekiyor. Tamam. Cızırtının olduğu ama konuşmadığınız bir sahne seçeceksiniz. Mesela burası. Ben bunu seçtim. Ondan sonra etkiler bölümüne tıklıyorsunuz. Buradan gürültü kaldır var. Oraya tıklıyorsunuz ve gürültü profili getir seçeneğine tıklıyorsunuz. Ondan sonra bu frekansa yakın sesleri seçiyor bu. Yani o cızırtı olan sesleri seçiyor. Ondan sonra CTRL ile A yapıp ya da böyle hepsini seçip hepsini seçiyorsunuz. Ben CTRL ile A yapacağım. Video uzun olabilir, böyle yarım saat çekmeyin diye. Tekrar gürültü kaldıra tıklıyorsunuz. Bu sefer yukarıdakisine tıklamıyorsunuz. Aşağıdaki tamama tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten değişti direkt bu. Dinlersek burada cızırtı yok. Mesela orada ben konuşmamıştım. Bir iki deneme cızırtı bir. Tamam, burada benim sesim gelmiş mesela. Cızırtıları biraz daha cızırtı var hatta. Şunu bir daha seçiyorum ben aynı yere. Hafif cızırtı olduğu için tekrar gürültü kaldır diyorum. Gürültü profili diyorum. CTRL A yapıp tamama basıyorum gürültü profilinde. Gürültü kaldır bölümünde. Tekrar bir yapıyor. Sıfır cızırtı. Şu an tamam. Şimdi bunu kaydetmemiz lazım. Dosya bölümünden dosya sesi ver seçeneğine tıklayalım. Buradan ses 1 yazın. Ya da herhangi bir isim yazın siz. Unutmayacağınız bir isim. Güzel bir şey yazın işte. Tamam'a tıklayın. Kaydedin. Bakalım. Şöyle şuraya ses 1 olarak geldi cızırtısız. Bu neydi? Bu 1 miydi? Bakalım. Bu 2 idi. Tamam. 2 bu. Şimdi 1'i yapacağız.
Şunu şöyle şuradan kapatın öncekisini. Bunu dinleyeyim. Bunda cızırtı yok şu an bu hoparlörün sesi. En sonunda videoyu açtığımda o videodan gelen sestir bu. Yani ben o videoda zaten cızırtları kaldırmıştım, ondan gerek yok. Ama eğer mesela arkadaşınızın sesi olsaydı bu. Bunda da böyle cızırtı, konuşmanın olmadığı cızırtının olduğu sahneyi seçecektiniz. Etkiler deyip gürültü kaldır, gürültü profili getir diyecektiniz. Ctrl A yapıp tekrar gürültü kaldıra tıklayıp tamama tıklayacaktınız. Cızırtı gidecekti. Ama zaten cızırtı olmadığı için gerek yok. Bunu hiç ellemeyeceğim, bunu kapatalım. Programı şimdi kapatabiliriz ses dosyalarını aldığımız için. Ondan sonra bu 2'yi yaptığım için ben bunu siliyorum. Buna ihtiyacım yok. Bunu da ses 2 diye adını değiştireceğim. Bir saniye. Bu niye WAV? Video kayıt. Şöyle bir ses tut. Ha, biz yanlışını sildik, bir saniye. Şöyle bir geri alalım. Tamam. Video. Yok yok, doğru. Tamam. Ondan sonra Camtasia programını açacağız. Videoya sesleri eklemek için. Şöyle. İlk bir videoyu taşıyın buraya. Ondan sonra ses dosyalarını şöyle taşıyın. Videoyu en aşağıya ekleyelim. Başına ya da sonuna intro, outro diye ekleyebilirsiniz. Kendinize göre ekleyebilirsiniz. Sahnelerini falan kesebilirsiniz. Onu da birazdan göstereceğim. Çünkü ses dosyaları da olduğu için birlikte kesmeniz lazım hepsini. Ses 1 şöyle ekleyeyim. Ses 2'yi şöyle ekleyeyim. Ondan sonra şu an gördüğünüz gibi şundaki sesle şundaki ses aynı. Ne yapacağız? Tabii ki de aşağıdakisinin sesini kapatacağız. Audio bölümüne tıklıyorsunuz buna tıkladıktan sonra. Silence'a tıklayınca bunun sesini kısıyor. Ya da Silence'a basmakla uğraşmak istemiyorsanız direkt şunu şöyle aşağı doğru çekip sıfıra çekebilirsiniz. O da aynı şekil. Ben öyle üşendiğimden Silence'da yapıyorum. Şöyle. Video kayıt 1, 2, 3, ses 1, 2 deneyim. Cızırtı yok mesela. Kimlight'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ferdi, yanında Baha var. Evet arkadaşlar, ben tamam. Aynen, sıfır cızırtı. Hiç cızırtı yok mesela. Şimdi bu üçünü birlikte yaptık. Mesela videonun çok uzun bir video. Montaj videosu olabilir vesaire vesaire. Bunu ben keseceğim. Kesmek için S tuşuyla kesiyordunuz zaten, biliyorsunuz. Keserken nasıl yapmam lazım? Hepsini teker teker mi yapacağım? Hayır. Böyle CTRL'ye basıp hepsini üçünü birden seçin. Ondan sonra kesmeye başlayın. S'ye basarsınız, bir şey yaparsınız. Mesela şöyle üçünü birden ben kestim. Öyle yapın. Yoksa şey olur. Yani videolar kayar, sesler falan kayar. Öyle bir şey yapmayın. Böyle mesela başından şuraya kesip şuraya introyu eklersiniz. Ondan sonra buraya videoyu eklersiniz. Şöyle şu arada intro olur falan. O şekilde kendiniz ayarlarsınız zaten. Başka anlatabileceğim ne var? Onun dışında bu seriden bahsedeceğim. Kaliteli videolar diye geçiyor zaten bu serinin adı. Bu seriyi ben şöyle devam ettireceğim. Yani birçok arkadaş var, yani video çekiyor ama videolarında programları, montajları bilmediği için bayağı başarısız falan oluyor. Mesela bu ses cızırtısı bir problem. Onun dışında video kalitesi falan onları ayarlamayanlar var. Ya da video boyutunu düşüremeyenler var. Adam geliyor 2 saatte videoyu yüklemeye çalışıyor. 10 dakikada yüklemesi gereken videoyu. Video boyutunu düşürmeyi bir sonraki bölümde gösterebilirim. Onun dışında oyunlardan Minecraft ve GTA nereden çıktı ya? CS:GO'nun serisi de başlayacak yakında. Onları ben şimdi videolarını stokluyorum. Yakında başlayacağım. Onları da duyurmuş olayım buradan. İşte böyle kaliteli videolar serisi altında bu video gelecek. Eğer yine yapamadıysanız, anlamadım falan derseniz aşağıda yorum olarak sorabilirsiniz yapamadığınız, takıldığınız yerlere. Hiç olmuyorsa yorumla falan uğraşamam derseniz Skype adresim zaten kanalda var. Yani hakkında bölümünde var. Oradan Skype adresime ulaşıp beni Skype'den ekleyip bana sorabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum eğer meşgul değilsem. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.